Aziz ve pek muhterem kardeşlerim, Cuma'nız mübarek olsun. Allah Teala bizleri sağlık ve afiyet içerisinde nice mübarek günlere ve gecelere eriştirsin. Rabbim cümlemizi sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine dahil eylesin. Aziz kardeşlerim, Allah Teala Hazretleri peygamberlerini insanları irşad etmek üzere, dinini tebliğ etmek üzere göndermiştir. Bu peygamberler büyük bir sabır, metanet ve ferasetle görevlerini ifa etmişler ve canları pahasına bu aziz dinin bizlere gelmesi için ellerinden gelen bütün gayreti göstermişlerdir. Şüphesiz ki bizim de bu fedakarlıkları takdir etmemiz, bilmemiz ve biraz da bizim fedakarlık göstermemiz gerekmektedir. Bu aziz dinin bizden sonraki nesillere iletilmesi için, aktarılması için gayret göstermemiz gerekmektedir. Bu fedakarlık örnekleri o kadar fazla, o kadar çok ki bunlar bir dersin konusunu aşar. Ama bunlardan bir kısım fedakarlık örneklerini sizinle beraber inşallah zamanımızın el verdiği ölçüde beraberce göreceğiz. Dediğim gibi peygamberler büyük bir fedakarlık örneği göstermişler. Ama bunların içerisinde şüphesiz ki bazı peygamberler daha öne çıkmış, onların fedakarlık örnekleri biraz daha gözle görülebilir olmuştur. Bunlardan bir tanesi Hazreti İbrahim aleyhisselam'dır. Hazreti İbrahim aleyhisselam peygamberlik, risalet görevini alır almaz kavmini irşada başlamış ve Nemrut'la mücadele etmiş, Allah'ın düşmanlarının en azılılarından birisi olan Nemrut'la mücadeleye girişmiş ve kendisi öldürülmekle, yakılmakla tehdit edilmiş, sadece tehditle yetinilmemiş, aynı zamanda onu yakmak üzere büyük bir yer hazırlamışlar ve günlerce orada ateş yakmışlar. Hazreti İbrahim aleyhisselamı o ateşin karşısına getirmişler. Bakın buraya kadar büyük bir ibretle hep dinliyoruz. Bir hikayeymiş gibi dinliyoruz. Ama bu kolay bir hadise değil. Oldukça imtihanı zor olan bir hadisedir bu. Bir ateşin karşısına günlerce yanan bir ateşin karşısına getirileceksiniz ve o ateşi göre göre biraz sonra o ateşin içerisinde kül olacağınızı bile bile
o ateşe atılmayı kabul edeceksiniz ve burada dininizden vazgeçmeyeceksiniz, taviz vermeyeceksiniz. Hala Allah bir diyeceksiniz, Allahu ehad diyeceksiniz, Allahu vahid diyeceksiniz, Allah birdir diyeceksiniz. Bu oldukça zor bir imtihandır. Ve bu imtihanı büyük bir başarıyla Hazreti İbrahim aleyhisselam vermiştir. Ve aradu bihi keyden fecealnâhumul esfelîn. Ona bir hile yaptılar, bir tuzak kurdular. Biz onların tuzağını boşa çıkardık ve onları aşağılık mahlukların, insanların en aşağısı yaptık. Başka bir yerde fecealnâhumul ahserîn. Onlar başarısız oldular. Başarısız olanların içerisinde yer aldılar buyuruluyor. Hepinizin malumu olduğu üzere Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ateşe bir emir veriyor ve قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى اِبْرَاهِيمٍ. Biz ateşe dedik ki, ey ateş, sen bu İbrahim için yakıcı özelliğini kaybet, ona sıcak gözükme, sıcaklık vasfını yok et, ona serin ol, onun için bir kurtuluş vesilesi ol, onun için bir selamet ol, bir emniyet ol, onun için bir güven ol sen, dedik. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى اِبْرَاهِيمٍ. Ve ateş bu emri dinliyor ve hepimizin bildiği üzere İbrahim aleyhisselam ateşte yanmıyor ve bu imtihanı büyük bir başarıyla tamamlıyor. Ve kainatın efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz imtihanların en büyüklerini yaşadı. Kavmi onu defalarca öldürmek için ona planlar kurdu, tuzaklar kurdu. Nitekim bu planları ve tuzakları Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bizlere anlatıyor. Ve iz yemkuru bikellezine keferu liyuthbituke. Şunu hatırla ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kafirler sana bir tuzak kurmuşlardı. Seni bir yere bağlayıp orada açlıktan seni öldürme planları vardı. Ev yaktuluk veya doğrudan seni ortadan kaldırma, öldürme planları vardı. Ev yuhricuk veya seni Mekke'den çıkarma planları vardı. Ve yemkuruna ve yemkurullah. Onlar elbette bir tuzak kuruyorlar ama Allah Teala onların tuzaklarını elbette boşa çıkaracaktır. Ve boşa da çıkardı. Ama onlar durmadılar, yılmadılar. Medine'ye yerleşen sevgili peygamberimizi ve ashabını rahatsız etmeye, onları oradan çıkarmaya, hatta ve hatta Peygamber Efendimizi ve bütün Müslümanları yok edip İslam dini diye bir dini ortadan kaldırmaya var güçleriyle çalıştılar. Defalarca Peygamber Efendimizle savaştılar ve onu rahatsız ettiler. Ona tuzak kurmaya, ona hile kurmaya devam ettiler. Ve yine hatırlayalım, Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimizin ta yanına kadar sokularak aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i öldürmek için hücum ettiler. Mübarek yüzüne kılıç darbeleri ile hücum ettiler. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz yaralandı.
Peygamber Efendimizin bu savaşta, bu Uhud'da dişleri kırıldı. Bunlar hepimizin malumu olan, bilinen şeylerdir. İşte o savaşta bu aziz dinin bizlere gelmesi için ve Peygamber Efendimizin yaşaması için büyük mücadele veren kişiler oldu. Onlardan sadece bir tanesini ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin onun için ne yaptığını, nasıl bir örnek hareket sergilediğini beraberce görelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar bu savaşta çok çaresiz duruma düşmüştü. Bütün düşmanlar her taraftan saldırıyor. Ve hatta bir şaya çıkıyor, bir söylenti çıkıyor. Muhammed öldürüldü diye bir şaya çıkıyor. Peygamberimizin öldürüldüğü haberi yayılmaya çalışılıyor. Ve tabii ki bütün sahabi bundan etkileniyor. Hatta bir kısmı savaş meydanını terk ediyorlar, gidiyorlar. Ve onlar hakkında ayeti kerimeler nazil oluyor. Tam bu esnada bakıyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbette kendisini korumak için, sadece nefsini korumak için bu çağrıyı yapmıyor. Ümmeti Muhammed'in peygamberi hayatta kalsın ve ümmeti Muhammed'in başında bu davayı, bu aziz davayı devam ettirsin düşüncesiyle, canını kurtarmak düşüncesiyle değil bakın. Sadece bu dava devam etsin, bu dava sönmesin, İslam sönmesin, İslam kıyamete kadar baki kalsın düşüncesiyle orada bir sesleniş yapıyor. Ve diyor ki هَلْ مِنْ رَجُلْ يَشْتَر۪ي لَنَا نَفْسَهُ Bizim için, bu din için, bakın benim için demiyor, bizim için, Müslümanlar için, bu aziz din için canını feda edecek kimse yok mu sizin aranızda diyor. Demek ki o kadar çaresiz duruma düşmüş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O hengamede, o esnada böyle sesleniyor. Sizin içinizden bizi koruyacak, dolayısıyla müminleri, Müslümanları koruyacak kimseler yok mu diyor. Ve Ensar'dan 5 kişilik bir genç grubu Peygamber Efendimizin hemen yanına koşuyorlar ve aleyhissalatu vesselam Efendimizle kısa ama çok özlü, güzel bir pazarlığa girişiyorlar. Ya Resulallah, bu din için, Müslüman kardeşlerimiz için, sizin için canımızı satarsak bunun karşılığında bizim için ne var? Neyin karşılığında canımızı satacağız? Aleyhissalatu vesselam Efendimiz, sizin için cennet var buyurunca, bu ne güzel bir alışveriş deyip hemen düşmanla mücadele etmeye, Peygamber Efendimiz'i korumaya başlıyorlar. Ve tam bu esnada dördü birden bir anda şehadet şerbetini içiyor, geriye ağır yaralı olan bir zat kalıyor. Bu 4 kişinin isimleri bile belli değil. Böyle isimleri bilinmeyen nice kahramanlar var. İsimleri unutulan, isimleri bilinmeyen ve bu aziz din için, dinimiz için mücadele eden, fedakarlık yapan, gayret sarf eden, iyilikte bulunan nice insanlar var. Onları yalnızca Allah biliyor. İnsanların bilmesi önemli değil. Onları Allah biliyor ya,
Bu yeter zaten. Ama onların içerisinden bir tanesi var ki bunun ismini bize hadis kaynakları Ziyad bin Seken olarak bildiriyor. Ziyad bin Seken yaralı, ağır yaralanmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun ağır yaralı olduğunu görüyor ve yanında bulunanlara diyor ki "Udnuhu minni." Onu bana yaklaştırabilir misiniz? Onu bana yaklaştırın diyor. "Fe'adnahu minhu." Bu emri aldıktan sonra efendim sahabe-i kiram böyledir. Peygamber Efendimiz onlara bir emir verirse artık daha düşünmezler bizim canımıza ne olacak diye. Onun için onlar sahabidirler. Onun için onlar büyüktürler. Onun için onlar Kur'an-ı Kerim'de övülmüştürler. Onun için onların hakkında Allah Teala radıyallahu anhum ve radu anhu buyurmuştur. Yani Allah onlardan razıdır. Onlar da elbette ondan razıdırlar buyurmuştur. Ve onların yapmış olduğu bu fedakarlıkları unutmamız mümkün değil ve hiçbir kimseyle kıyaslamamız da mümkün değil. Evet. Bakın bu esnada herkesin kılıçlarla, mızraklarla, oklarla saldırdığı o esnada